Evet, Sedat Cezayirlioğlu şu anda karşımızda, adliyeden çıktı. İliç Karayolu üzerinde bir yerde bağlantı kopabilir. Öncelikle geçmiş olsun Sedat Bey. Öncelikle bir öz eleştiri yapacağım. Bir öz eleştiri yapacağım. Şimdiye kadar siz bas bas bağırıyordunuz. Biz de medya olarak, bir basın mensubu olarak da duymadık. Kusura bakmayın, özür dilerim. Şu anda kıymete bindiniz bir anda. Özür diliyorum sizlerden, bu bizim hatamız. Peki, siz adliyeden çıktınız. Ne ceza verildi şu anda? Fatih Bey, şimdi burada bir felaket yaşandı. Bütün Türkiye, dünya burayı konuşuyorken felaketi bıraktılar, benim peşime düştüler. Bunu dünyaya, Türkiye'ye duyuran Sedat Cezayirlioğlu'nun peşine düştüler. Evet. Beni apar topar 12'de bir yayın yaptım. Beni 1,5 saat sonra beni apar topar jandarmaya aldılar. Evet. Sorgusuz sualsiz nezarete attılar 24 saat. Dün öğleden sonra beni savcılara çıkarttılar. Adli kontrol şartı tedbiriyle savcı hanıma ifadeyi verdim. Savcı hanım adli kontrol tedbiriyle beni hakimliğe sevk etti. Evet. Hakim bey adli kontrolü reddetti. Savcı hanımın talebini reddetti. Evime gittim. Rahatçıkla avukatımla birlikte evime gittim. Yattım gece Erzincan'da. Sabah ilçeye geldim, köyüme gideceğim. Ben o köyün yerlisiyim, 4 yıldır. Sabırlı köyündensiniz bu arada, onu da hatırlatayım. Evet efendim, doğrudur. O köyün yerlisiyim, gittim jandarma çevirdi. Sen köye giremezsin, tebligat var, burada bekleyeceksin. Allah Allah. Niye dedim, bekle dedi, tebligat var. Tebligat geldi ki, gece, dün gece yaşanan olay benden sonra değişmiş, bu bir hukuk garabeti. Dünyada, Türkiye'yi bırakın, belki de dünya, şu anda anlatacağım, dünyada bile belki yaşanmamıştır Fatih Bey. Tebligatı aldım ki gece hakim beyin bana benim hakkımda adli tedbir kontrolünü kaldırdığı karara savcılık itiraz etmiş. Allah Allah. Savcılık itiraz edince tekrar ne yazıyor tebligatta kontrolden, Sedat Bey? Tebligatta yazıyor ki bana yeniden hakimlikten adli kontrol çıkarmak istemişler. Kararı veren hakim ben bu hukuksuz kanuna uygulayamam demiş, rapor almış gitmiş. Vekaleten İliç savcısı olmadığı halde, pardon, İliç hakimi olmadığı halde vekaleten Erzincan'dan bir hakime bugün öğleden önce benimle ilgili karar çıkartmışlar. Günde 2 defa 10 ile 12 arası, 16 ile 18 arası günde 2 defa emniyet güçlerine gidip imza vereceğim. Allah Allah. En vahim tarafı da 400 yıllık köyüme 3 kilometre yanaşamayacağım. Köyümse madene 180 metre. 180 metre. Şimdi siz aynı köye zamanda giremiyorsunuz o zaman. Anladığım köye giremeyeceksiniz siz. Köyüme giremiyorum. Tapulu evime gidemiyorum. Ki köyün yarısı da benim aileme ait. Aile kökenim 400 yıldır orada. Allah. İşi gücü bırakmışlar benim köye gitmememi ve günlük günde 2 defa gidip emniyet güçlerine imza vermemi. Bu mücadeleden dolayı ben işimden olmuştum. Özel şirkette tekrar bu 2 aydır çalışmaya başlamıştım. Makinistlik görevimi yapmaya çalışıyordum. Ben şimdi bunlar benim bütün maddi ve manevi hayatımı bitirdikleri gibi şu anda benim ekmek paramı da kestiler. Yani işimden de olmama sebep oldular. Ben günlük günde 2 defa imzaya gittiğim zaman benden makinistlik görevimi yapmama imkan yok. Türkiye'yi geziyorum çünkü. Yani oradan göç etmenizi mi istiyorlar? Çünkü siz oranın anladığım kadar sesi olmaya devam edeceksiniz. Oradan göç edip git kardeşim, başka yere mi git? Burada bulunma mı demek istiyorlar yani? Orada ben bunu zaten dünyaya, Türkiye'ye duyuran benim. 9 yıldır bu mücadeleyi sürdürüyorum. Ahime 3 tane dava açtım Ahime. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne varana kadar davalarımı taşıdım. Anayasa Mahkemesi'nden lehimize dava döndü. Benim bu olayı da Türkiye'ye, dünyaya duyurduğum için benim buradan görüntü almamı istemiyorlar. Görüntü maalesef gitti. Çünkü az önce dedim ya size, Sedat Cezayirlioğlu. Sedat Bey, son bir alayım son efendim cümleleri, çünkü sağlıksız kopuyor, karayolundasınız. Sonuçta peki şunu sorayım ben size, mücadeleye buyurun devam mı? Yani emniyet şu anda adliye, polisle karşı karşıya geldin, devletle karşı karşıya. Olduğu sürece, Allah ömür verdiği sürece mücadelemi sürdüreceğim.
9 yıldır ödemediğim bedeller kalmadı Türkiye'de. Ömrüm olduğu kadar da vatanımın toprağını savunacağım. Bir düzeltme yapmak istiyorum Fatih Bey. Buyurun. Çok önemli. Buyurun. Şimdi siz haberinizin başında söylediniz ki yer üzerinden karışma yok ama benim çocukluğum orada geçti. Evet. Şu anda o büyük felaketin geldiği yer Fırat Nehir ve Barajı'na, Karasu Kolu'nun Nehir ve Barajı'na 100-150 metre yakınlıkta orada gelen, köyümüzden gelen normal dere suyu orada yerin altına gidiyor. Hı. Yerin altından Fırat Nehri'ne sızıyor. Hı. Şimdi şu anda bura mebranlı olmadığı için, felaket bölgesinden kopup geldiği için yer altından zaten bu sızma şu anda istese de istemese de olmaya başlamıştır. Ancak yani belki 10-15 gün sonra, 20 gün sonra ölçümler bakıldığında belki daha net bir cevap alabileceğiz herhalde, değil mi? Son cümle alayım. Aynen. Peki. Ve bu Fırat Nehir Barajı Türkiye'nin kalbi, 5 tane barajımızı besliyor. Keban, Atatürk, Karakaya, tabii, Bilecik, Karkamış. Tabii. Bununla ilgili 3 tane Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden bilimsel raporu hazırlattırdım. Peki. İTÜ'den, Tabipler Birliği'nden, peki, Türk Toraks Derneği'nden. Bu proje kaç, o bilimsel raporlara göre bu proje kaçak nükleer tesisten daha tehlikeli. 39 çeşit kimyasal kullanılıyor. 23 tanesi, peki, direkt kanserojen, siyanürden hariç. Sedat Bey, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kusura bakmayın. Başka haberler de var. Onları da, ama bu ekran size her zaman açık. Bir kez daha bu öz eleştiriyi yapıyorum. Geçmişte sizin sesinizi duyurmadık, duyuramadık. Özür diliyorum sizlerden. Kendi adıma. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Var ol. Sağ ol. Teşekkürler. Şimdi